hedeflendiği son süreçte en çok konuşulan, dillendirilen konulardan biri oldu. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz hafta Abdullah Öcalan'ın görüntüleri bir televizyon kanalında yayınlandı. Çok tartışıldı. Yine çözüm sürecinin sabote edilmeye çalışıldığı yönünde değerlendirmeler vardı. Bu hafta grup toplantısında Selahattin Demirtaş bu konuya değindi. Öncelikle o konuşmadan bir bölüm ekranlarınıza getireceğiz. Sonrasında yaşananları konuşacağız, çözüm sürecini konuşacağız ve neler olacak bunu da konuşacağız. Çözüm süreci koptu kopacak. Hakikaten sabırlar taştı taşacak. 16 defa İmralı'ya gitmişiz. Hani bunun yasası? Bir gün bu süreç biterse inşallah görmeyiz o günleri. Bir bakalım ne olacak o zaman? Bu süreçten bir şey çıkmaz diyenler. Sizleri cephede görmek isteriz. En önde görmek isteriz. Özellikle bu görüntüleri yayınlayanlar. Merak etmeyin. Bu halk kimin ne mal olduğunu iyi biliyor. Yoksa sizin uyduruk videolarınız ne halkın kafasını karıştırır ne de bu sürece etki eder. Kendi kendinize izler durursunuz. Her birinizi 15 saat o adaya koysalar bütün değerlerinizi satarsınız be. Evet, bu halk uyduruk videolara itibar etmez dedi Demirtaş. Sonrasında bir haber ajansı Selahattin Demirtaş'ın önümüzdeki süreçte çok yakında özellik ilan edecekleri yönünde bir açıklaması olduğunu olduğuna dair bir haber yayınladı. Sonra bu habere de yalanlama geldi Demirtaş'tan ivedilikle. Bu yaşananlar ne anlama geliyor? İstedim ki son blokta bunu da konuşalım. Avni Bey, sizinle başlayalım efendim. Nasıl değerlendiriyorsunuz olanı biteni? Görüntüler, görüntülerin yayınlanış şekli, zamanlaması, ne anlama geliyor? Selahattin Demirtaş'ın ağzından yalan bir haberin bir haber ajansı tarafından yayılmasını nasıl okumak gerekiyor? Ne dersiniz? Şimdi Türkiye'de çözüm sürecinden, çözümden daha doğrusu, süreçte demeyeyim de, çözümden rahatsız olan bir kitlenin var olduğunu, bir siyasetin, bir anlayışın var olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Bu anlayış öteden beri, yani sadece bu görüntülerle alakalı değil, bu görüntüler hiçbir şey. Öteden beri muhtelif hamleler yapıyor. Bu Oslo belgelerini, 7 Şubat krizi, Oslo belgelerinin işte ondan önce basına sızdırılması, MİT hakkında açılacak MİT müsteşarının tutuklanmasına dönük veya orada onun üzerinden başbakanı hedefleyen, onu gözaltına belki almayı, ifadesini almayı filan hedefleyen tahkikat filan. Bütün bunlar aslında o ısrarın parçaları. O muhtelif aşamaları, o hamleler. Hani her seferinde de çıkmadık, canda ümit vardır diye bir kere daha yeni bir şey, bir şeyler sallanıyor. Ama buna rağmen Türkiye o çözüm sürecini, çözüm iradesini kaybetmeden bugüne kadar geldi. Hem başbakanın ağzından bu konudaki kararlılık sık sık ifade edildi. Evet, en son işte bu Diyarbakır buluşması son derece güçlü bir irade ortaya koymuştu. Aynı şekilde buna İmralı'dan da çok ciddi bir katkı geldi. Bunda bir değişiklik olacağına artık ihtimal vermiyorum. Silahlar sustuktan ve bırakıldıktan sonra hele hele halk bu sükunet ortamına, kısmi bir sükunet tabii, yani gerginlikler var, tedirginlikler var filan filan, ama alıştıktan sonra tekrardan ele silahların alınması filan artık söz konusu bile değil. Ya bugün çok güzel görüntüler vardı ajanslardan, bize ulaştı, biz de izleyicilerimize paylaştık. Tunceli Ovacık'ta kayak tesisi kuruldu. Ne kadar güzel. Vatandaşlar, yani, küçücük inşallah çocuklar, hep böyle gider. Kayak yapıyorlar. Şu bir gerçek, ama bu bizi demokratikleşme veyahut da bu çözüm sürecinin hedefine varması konusunu savsaklama veyahut da ya nasıl olsa artık o terör, o şiddet dalgası bitti. Artık tamam, yani
bir şeyleri ağırdan da alabiliriz gibi bir rehavete sevk ederse bu kötüye gider. Yani 30 yıllık bir şeyden sonra gergin ortamdan, çatışma ortamından sonra böyle bir yılda, iki yılda bir sessizlik veyahut da sükunet alışkanlık haline gelmez. Tekrar farklı şeyler bu sefer olabilir. İlla elde silahla olması gerekmiyor. Farklı şeyler olabilir. Türkiye'nin hem kendi içindeki şiddete ortadan kaldırmaya dönük olarak Kürt meselesini çözmesi lazım. Hem de Türkiye'nin yakın coğrafyasında bir Kürt meselesi var. Yani hem Irak'ta hem Suriye'de yeni bir yapılanma oluyor. Bütün bunları içine alan bir Kürt siyasetini Türkiye'nin şekillendirmesi ve oluşturmasına ihtiyaç var. Bu o yüzden yani Selahattin Demirtaş'ın falan, ben Selahattin Demirtaş'ın daima hani sağduyuyla bir şeyleri hatırlatmaya gayret eden bir isim olarak görüyorum. O bakımdan bu tür uyarılarının hedefinin olabileceğini ve bunu AK Parti'nin de hükümetin de doğru anladığını düşünüyorum. Bu işte 5. yargı demokratikleşme paketi tabiatıyla hükümet buna öyle isimlendirse bile şu anda Kürt meselesine dönük olarak bir ihtiyacı karşılamıyor. Yapılması gereken şeyler var ve çıkartılacağı söylenen, gerçekleştirileceği söylenen yasal düzenlemeler var. Onlar henüz ufukta gözükmedi. Besbelli ki seçim sonrası. Ama hiç değilse şu aşamada hükümet kanadından bir vaat açıklaması yapılabilir. Yapılmalıdır. Yani 30 Mart'ın hemen akabinde şunlar işte hazır ediyor diye bir taahhüt seslendirilmelidir diye ondan düşünüyorum. Ondan Başbakan'ın Diyarbakır mitinginde bekliyorum yani. Oradan bir sürpriz, yani o dediğiniz bir beyan. Dediğiniz de olabilir. Bölge halkını sevindirecek bir açıklama yani, olacak. Olabilir ama yani bunları pek fazla öyle yani belli ki yani bazı şeyler var. Artık bir seçim ortamında ve üstelik de BDP de o kadar rahat değil artık seçimde. Eskisi kadar. Yani ben size yani biraz böyle esprili de bir şey söyleyeyim. BDP'li bir belediye başkanına ben ya bu silahlar da bitti filan ne olacak dediğimde ya bundan sonra bizim Kürtler hizmet de bekler dedi. Şimdiye kadar yani işte BDP falan Kürt müddeyi idare ediyorduk gibi. Yani espri olsun diye tabii söylüyor. Şey diye değil de söylemek istediğim bu, ben BDP'nin çok fazla rahat olduğunu düşünmüyorum. Bakın Diyarbakır'da bunu göreceğiz. Yani Galip Ensarioğlu'yla ben yani hem ahbabım konuşuyorum. Kazanır mı bilemem ama Galip ilk defa bu kadar ısrarla yani iddiayla hem de söylüyor. Şimdi belki kazanır, belki kazanamaz. Onu bilmiyorum ama AK Parti'nin ben Diyarbakır'da bu kadar asılabileceğini düşünmemiştim. Yani biraz daha ipi gevşek bırakacağını düşünmüştüm. Bunun gibi yani orada Hüdapar var şimdi bir yani bölgede. Bu kim ne derse desin çok fazla ekranlara çıkartılmıyor. Çok fazla seslerini yansıtmıyor insanlar filan ama ben Hüdapar'ın da bölgede hatta Batı'da da yani Adapazarı filan yani bu bölgede bazı duyarlılık noktalarda iddiasını yani ses çıkaracağını ve varlığını göstereceğini düşünüyorum. Bunlar da BDP açısından sıkıntılı işlerdir. O bakımdan yani önümüzdeki dönem Türkiye'nin tekrar da AK Parti'nin bu demokratikleşme bayrağını nasıl şimdi Avrupa Birliği bayrağını biraz düştüğü yerden kaldırdıysa Başbakan, demokratikleşmede de tekrar bir büyük hamle yapmak ihtiyacında olduğunu düşünüyorum. Peki az önce Sayın Özgür'e de sormuştum.
bu süreçte bu görüntülerin servis edilmesi, bir kanalda yayınlanması ve hemen sonrasında Selahattin Demirtaş'ın ağzından özellik ilan edeceğiz mealinde bir cümlenin alıntılanarak servis edilmesini manidar buluyor musunuz? Yani bu basit bir hata mıdır? Yoksa bir kasıt var mıdır? Şimdi bu videoyu sızdıranlar şunu yapmak istiyor. Öcalan'ın liderlik algısını şekillendirmek istiyor. Çünkü çözüm süreci dediğimiz şeyde Öcalan Kürt sol hareketiyle oradaki taban tarafından lider olarak kabul edildiği sürece bu yoldan işlenebilir. Şimdi bunu yapan kafa şunu demek istiyor. Bakın diyor, şu videoda Öcalan devletle işbirliği yapar pozisyonda, biraz da zayıf görünümünde. Şimdi bunu okuyan şey vatandaş ne diyecek? Bir dakika ya, biz bu arkasından gidiyoruz. Bunu dedirtmeye çalışıyorlar. Şimdi bu bir tam bir algı inşası. Çünkü bunu yaptığı zaman liderlik çözüm süreci şeyi duracak. Bir daha radikal birileri çıkacak. Biz daha cesuruz, daha büyüğüz. Bunu şunları yaparız, yıkarız, savaşırız diyecek. Kitleler onun peşine gidecek. Onlar da yeniden bir silahlı süreç başlatacak. Şimdi bunu yapan kafanın beklentisi bu. Şimdi oradaki videoya baktığında, peki Öcalan zayıf bir durumda mı? Ben açık söyleyeyim. Yani meslek bilgisini de kullanarak söyleyeyim. Şimdi liderlerin, bütün büyük liderlerin, haklı, haksız, doğru, yanlış ayrı bir şey. Liderlik özelliklerinden bir tanesi hayatta kalabilme becerisidir. Çünkü mesela Arafat'a bakın. Yüzlerce kez düşmüştür, kalkmıştır, düşmüştür, kalkmıştır ve hayatta kalabilmiştir. Esnektir büyük liderler. Bir şekilde hep şöyle düşünürler. Anlık kesitsel düşünmezler. Bir sonrasında ben başka yere nasıl gelirim diye. O yüzden bütün bunları bir kişisel zaafa atfetmek akıllıca bir iş değil. Bu yani en büyük liderlerin bütün hayatlarına böyle şeyleri koyduğunuz anda... Terör örgütü liderlerinde de var işte. Dursun Karataş da öyleydi. Tabii. Bu olur. Herkesi satarım, ben hayatta kalmak zorundayım diyen adam. Yani bu onun bir hani kendi kitlesine karşı hainlik içinde olduğu anlamına gelmez. Çünkü o lider şöyle düşünür. Ben her şartta ayakta kalıp yani kendini koruma refleksiyle beraber kendi zihninde misyonunu devam ettirmek için esnek bir şekilde bir stratejik taktik de olabilir. Şimdi Kürt kitlesi, siyasal kitlesi bu algıyı nasıl yorumlayacak? Benim yorumladığım gibi mi yorumlayacak? Böyle mi görecek? Yoksa bu sızdıranların istediği gibi mi yorumlayacak? Çünkü onların sızdıranların istediği gibi olduğunda Öcalan'ın etkisi kitleler üzerinde zayıflamış olacak. Şimdi bence bu karşıt sert tepki, bir yandan o kaseti sızdıranlar o şeyi de sızdırıyor ek olarak. Demirtaş yerine bir şey de sızdırıyor. Demirtaş da sert konuşmaya başlıyor. Şimdi bu sert konuşma kaçınılmaz bir şey. Bir yandan kitleniz veya ilişkili partiniz zayıf algılanma riski var. Sizin bir anda şahin bir refleks göstermeniz lazım ki kitlelerinizle bağ kurmaya şey yapmanız. Ama oradaki serzenişi de ciddiye almak lazım. Orada bir sahici bir serzeniş de var. Ve barış bu çözüm süreci Türkiye'nin bekası için, geleceği için önemli bir şeydir. Yani ben şunu anlayamıyorum. Mesela Türkiye'de bir Türk milliyetçisinin bu bir numaralı şeyi nedir? Bu memleketin bekasıdır, büyümesidir. Ya hani bu meseleyi çözmeden bekayı veya büyümeyi sağlamanın bir imkanı yok ki. O yüzden bu işi çözmek bu memleketin milliyetçiliğidir. Ya buna bir milliyetçi kafayla nasıl karşı olunur? Ben anlamakta zorlanıyorum şeyde. Çünkü bu işi çözmek... Aslında Öcalan'ın daha ileri lafları da var. Yani hem de Türkiye'ye gel getirilmeden... Erkeği Öldürmek diye bir kitabı var, size tavsiye ederim. Diyor ki Batı Türklüğüyle yani Anadolu Türklüğüyle Doğu Türklüğü yani Orta Asya Türklüğü arasında diyor kama gibi bir engel var. Kim? Kürtler diyor. O kamayı ben çıkarırım, Turan'ı beraber kurarız.
Ha, kitapta var, Allah için okuyun. Yani bu işin bu tarafı, bunları Türkiye'de getirilmeden, yani Şam'da yazılmış bu. Dolayısıyla yani bunlardan etkilense o Kürt kitlesi, PKK, düne kadar yani çoktan Öcalan'ı linç ettilerdi, bittiydi Öcalan. Ama görüyoruz o şunca zamandır cezaevinde ve son derece sınırlı bir takım kişilerle görüşme, şimdi biraz işte konuşabiliyor filan filan, ama bir örgütü yönettiği gibi bu barış süreci hepimiz görüyoruz veyahut da kabul etmek durumundayız ki evet tamam, hükümetin çok ciddi, Tayyip Bey'in gerçekten içtenlikli bir çözüm iradesine dayalı, ama herhalde kabul edelim ki Öcalan'ın bu iradeye iştirak edişinde çok esaslı payı var. Bunu da kabul etmek lazım. Ufuk Bey, ben 2014... çözüm sürecinin başarıya ulaşması neden istenmiyor ve bu yaşananlar neye delalet? Ben 2014 dönemini iyi değerlendirebileceğini ve geriye dönüş ihtimali hemen hemen çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Bu ortaya atılan kasetlerin herhangi bir hükmü varlığı yok. Özellikle Kürt seçmen üzerinde. Kolajlanmamış ve montajlanmamış haline bile baktığında seçmen orada Öcalan'ın o sorgucularla kafa bulduğunu düşünür. Ve bu barış sürecine karşı olanların telaşının kanıtlanmasından başka bir şey değildir. Bunu geçebilirsiniz. Ama barış sürecine karşı olanların sadece ülkedeki dinamiklere dayandığını da düşünmeyin. Bunun bir uluslararası karşılığı da vardır. Yani Öcalan'la Ocak ayında başlayan görüşmelerin hemen ardından Paris cinayetinin olmasının tesadüfi olmadığını düşünmek lazım. Spiegel dergisinde o cinayetle MIT arasında bağlantı olduğu sorusuna da soru işareti koyarak bakmak lazım. Bunu nasıl çözeceğiz? Biz dedektif değiliz. Gerçeklere ulaşarak, somut adım atarak, Kürt siyasi hareketinin talebi budur. Çünkü bizim açımızdan üst belirleyen barıştır. Barış sürecine destek veren her şeyi destek